Kanye West. Abi Kanye West çok kötü delirdi. Ama Kanye West above yani. Kanye çok kötü gitti. Yani Kanye deliydi biliyorsunuz. Kanye de değil. Ye artık o da ayrı bir konu da. Koptu. Yani direkt bayağı bildiğin Kanye çok kötü. Yani ye koptu gitti yani. Bayağı bildiğin. Bayağı kötü oldu. Ama iyi müzik yapıyor. Son albüm o kadar iyi değil. Yani yok. Yani şöyle söyleyeyim. Kanye'yi en sevdiği adam bile savunamıyor artık. Dün mesela şey vardı. Bir tane subreddit var. Neydi? Best of West mi? Öyle bir subreddit var. Hangisi hatırlamıyorum da. Yani öyle bir dev yani direkt Kanye ve savunma subreddit abi. Onlar bile savunamıyor artık. O seviyeye geldi. Çok koptu gitti yani herif. Ne yaptı ki? Ya abi şöyle oldu. Ya zaten Kanye West'in şöyle bir hep mizacı şöyleydi. Bana şunu yapma de. Arkadaşım olsam bile yapma de dediğin için yaparım. Adamın kafa hep mantalite buydu. Her zaman böyleydi bu arada Kanye West. Yani hep böyleydi yani. Adamın kafa buydu her zaman. Yani mesela adam şey diyorsun. Adama diyorsun ki abi bu köprüden atlama ölürsün. Siktir git atlıyorum. Huu diye atlardı. Hep buydu yani. Adamın gazı buydu hep. Hep öyleydi. Çok yani böyle çekiliş yani inada inat. İnan bir adamdı. Gittikçe koptu. Şimdi bir de şöyle bir problem oldu abi. Şimdi biliyorsunuz Kim Kardashian'la evliydi. Ayrıldılar. Onunla ayrılınca bir koptu o adam. Tam böyle bir yani oradan ya bir şey koptu. Bir yani zaten onunla evliyken de bir hani iplik gidiyordu. Ayrılınca tam koptu. Sonra Kim Kardashian bir de gidip Pete Davidson diye bir tane bembeyaz incecik bir tane bembeyaz çocukla çıkınca tamamen koptu olay. O da çok koydu o adama. One bad day olayı. Pete Davidson'la şey yapınca da çok olay koptu. Bir de şey oldu. Çocuklarını görmesi yasaklandı mı tam şey yapılamaya. Orada kötü bir şey oldu. Burada hiç kimse ona destek çıkmadı. Çıkmamış. Yani olayı da tam bilmiyorum demiyor. O kısımda yani çocuklarını görme olayı bilmem ne olayını bilmiyorum. O yüzden hani onun üzerine yorum yapmayacağım ama. Orada bir şey olmuş. Çocuklarını göremediği için de hani medya bana destek olmadı. Hani medya hani bana beni delirdiğimi söylüyordu. Ama ben orada hani çocuklarımı görmek için çabalıyordum. Gibi bir şey söylüyor. Abi ondan sonra herif full cozurtuyor. Amerikan red pillcileriyle takılmaya başlıyor. Paris fashion şeyine gidiyor. Fuarına gidiyor. White Lives Matter tişörtüyle. Yani ustam. Neyse buradan başlıyoruz. Serüven burada başlıyor abi. Kanye olayında işte dedim ki böyle adam full red pill'e gidiyor. Hani bayağı full red pill noktasına gidiyor abi. Kanye abimiz. Şeye başlıyor. tabii ki de her yani bu bayağı bildiğin şey gibidir. Hani bir yemek yaparsanız yemeğin temeli vardır ya. Bu yemeğin temeli mesela bu hani Huni olayında şeydir. Yahudilerdir. Her kafasında Huni olan adam illa şey der bir noktada hayatında. Abi Yahudiler yapıyor bütün bu olayları. Hep oraya geliyoruz. Nedense yani elinde sonunda ne olursa olsun bir Rockefeller çıkıyor her şeyin altından. Kanye'den de çıktı. Kanye de o noktaya geldi. Kanye de bir noktadan sonra abi Yahudi basını beni şey yapıyor bastırıyor demeye başladı. Hadi bakalım. Yahudi lobisi. Durmadı abi durmuyor. Kanye durmuyor. Büyük oyunu görmüş. Abi ya işin komik tarafı da Kanye'nin de dediği birçok şey doğru. Mesela bak şey diyor. Dün bir tane podcast'te çıkmış Revolt'ta. Şey diyor abi. Hani CIA'leri bastırıyorlar. Belli bir zenginliğe ulaşmamamız için veya kültürel olarak belli bir seviyeye hani sosyoekonomik olarak belli bir seviyeye gelmemiz için bizi bastırıyorlar diyor. Doğru. Yanlış değil.
Ya bu dediği çok doğru bu arada. Ondan sonra bunu da Yahudi lobisi yapıyor diyor. Çok doğru konuşuyor. Sonra bir anda hop 12'ye çektim diyor. Ya diyorum ya, çok doğru söylüyor. Yani dediği şeyler temelde doğru. Sonra kafasına Huni'yi takıyor, deliriyor bir anda. Bu Kanye West'e bir lazlık olabilir. Temel fikrasını ortaya yapıyor adam resmen. Ya mesela evet, mesela adam dün işte dedim ya, o podcast Revolt'ta bir tane podcast'i çıkmış. Revolt podcast'inde mesela götünden bir şey atıyor mesela. İşte bu George Floyd'un öldürüldüğü bölgede bu olaylardan sonra suç oranı %50 artmış diye götünden sıkıyor bir anda. Evet, anladım. Sıktım götümden, hadi bakalım kanıtla. Değil bu arada. Bakmışlar, kanıtlamışlar, değil. Kanye Republic'in olur yakında. Zaten öyle. Kanye biraz evet. İyiydi adam. Ya ben dedim ki müziklerini de çok severdim. Yani Kanye'nin cidden müziklerini, ama yani şöyle söyleyeyim, ben hani olan ipi çoktan çok önce koptu bu arada. Baya baya önce koptu o herifin ipi de. Şu anda full artı full delirdi yani. Cartoon bence Kyle Irving seviyesinden çok daha yukarıda. Şöyle söyleyeyim, Kyle Irving sadece anti aşıcı. Kanye abi, Kanye az sonra anlatacağım şey kötü bir şeymiş gibi anlattı dün podcast'te. Şey diyorlar Kanye'ye. Kanye işte şey konuşuyor. İşte benim Kim Clinton'larla arkadaş. Clinton'lar bizi aradı. Aşı için CIA topluluklara aşıyı iletmemiz için, aşıyı daha fazla, hani aşının korkutucu bir şey olmadığını iletmemiz için bizden yardım istedi diyor. Ama bunu kötü bir şeymiş gibi, komple teorisiymiş gibi anlatıyor. Hani tam böyle kötü bir şey değil. Hani evet, Kanye tam Beyaz TV seviyesine geldi ya. Uf. Akar yani. Ama işte dediğim gibi Kanye'nkisi biraz da mental hastalık. Yani çünkü elinde sonunda da bir şey yani olayı var dediğim gibi, hani çok yalnız kalma. Yani ailesi dedim, hala bir çocukların görememe olayı da var altta. Yani oradaki hani karısından ayrılma, çocuklarını görememe gibi temel şeyler de var. Ki bir sene önce, ya bir sene önce ya da bir buçuk sene önce çok yakın arkadaşlarından birisini de kaybediyor bu. Yeezy'leri beraber tasarladıkları adamı falan da kaybediyor. Virgil. Virgil bir şey, aynen. Virgil Abloh. Ha, o. Ha, dediğim gibi yani böyle. Markiplier OnlyFans açarsa ben de Loki OnlyFans açarım. Virgil ablanın da arkasından konuştu. Yes, onu da gördüm aynen. O da var. Hemen abone olun.